Hazırım arkadaşlar, sizlerle birlikte hazırlandım. Şöyle saçlarımı düzleştirdim, her zaman olduğu gibi kafama gözlüğümü aldım, birazcık makyaj yaptım, şöyle siyah kazağımı giydim, pantolonumu giydim. Ay, böyle hazırım. Nereye gidiyorum? Saat 12.30'da sınıf annelerle görüşeceğiz demiştim herhalde dünkü videoda. Hem görüşelim hem de, yani daha doğrusu görüşme sebebimiz öğretmenler günü için hediye kararı vereceğiz. Bakalım ne alacağımıza karar vereceğiz toplu bir şekilde. O yüzden oraya gideceğim. Ben hazırım arkadaşlar, çıkıyorum. Şöyle montumu da giydim. Altıma da siyah ugilerimi giyeceğim. Gidiyorum bakalım. Ha? Okuyacağım. Ha, çocuğu alacağım. Kapıya gidiyorum. Arabanın anahtarı versene. Hava da güneşli ama güvenmiyorum artık güneşe. Çünkü güneş oluyor, buz gibi oluyor. Su, bunu anlayacağız. Arabayı... Arkadaşlarım biz şimdi buluştuk, geldik. Geçenlerde buluşmuştuk. Şuradaki Bayan Hanım şu işle uğraşıyor. Tanıtır mısın biraz işini bizimle? Paylaşır mısın? Türkiye'ye yeni giren haberlik. 1 Kasım itibariyle Türkiye'ye girdi. 44 ülkede satışımız var. 1997'den beri temiz içerik, oksijenli ürünler, vegan ürünler. Şu an Edremit'teyiz. Hepinizi bekleriz. Peki kozmetik, temizlik ne var içeriğinde? Çok güzel. Yaklaşık 1800 tane ürün girecek. Ama şu an bazı temizlik malzemeleri, parfüm ve makyaj ürünleri girdi.
Peki sipariş vermek için ne yapmaları lazım? Senin linkine bırakayım mı? Direkt ulaşabilirler. Tabii. Instagram linkine bırakırım arkadaşlar. Eğer bu ürünü merak edenler, kullanmak isteyenler veya kullananlar varsa arkadaşımdan sipariş verebilirler. Size güzel bir şekilde de yardımcı olur. Benim ismimi söyleyin. Parfümü herkese tavsiye edebilirim. Evet. Dehşet kokuyor. 3 kişi sipariş verirse bana parfüm hediye gelecek. Aynen. Aynen. Sana bir parfüm hediye. Böyle toplandık arkadaşlar. Kalabalığız. Bir şeyler isteyeceğiz. Hatta iş imkanı sunabiliriz. Satışını da yapabilirler değil mi? Evet. Ekibime gelebilirler. Buyursunlar, gelsinler. Tamam. Edremit'te, hatta Türkiye'de. Edremit Akçay'da oturanlar da varsa eğer. Her yerden kabul ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden alabiliyoruz. Belli bir ücret talep ediliyor mu? Hayır, hiçbir ücretimiz yok. Hiçbir talepimiz yok. Kazanç planı harika. Gelen herkese de kazanç planımızı birebir anlatacağız. Her gün eğitimlerimiz oluyor. Zon üzerinden. Liderler harika liderler. Zaten getiren Özhan Aktaş Bey Türkiye'ye giren networklerin tamamına imza atan kişi. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza evet. Sağlık. Ben geldim eve arkadaşlar. Sabah 7.30'dan beri ayaktayım diyebilirim gerçekten. Yoruldum. Üzerime bir yorgunluk çöktü şu an. Gittik. Ne hediye alacağımızın kararını verdik. Ne kadar para toplayacağımızı falan ayarladık hepsine. Muhabbet, sohbet, çay, kahve. Güzel de güzel bir gün geçirdim. Çıkışta da zaten Çınar'ı aldım. Geldim şimdi. Çınar bir şeyler yiyor şimdi mutfakta. Böyle dışarı çıkıp geldiğim zaman da evde hiçbir iş yapasım gelmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Yemek yaparım artık. Ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Her zaman olduğu gibi. Ama bir tane çorba yapacağım. Onu biliyorum. Çorba yaparım. Çorbanın yanında da ne yapsam? Düşünüyorum şu an vallarım. Hala düşünmekteyim. Biraz daha düşüneyim. Sonra yaparız sizlerle birlikte. Ay otur nereye kadar? Çınar pasta istedi. Son dilim pastayı ona koyayım. Anahtarları yapmışım. Vallahi dışarıya ne zaman çıksam arkadaşlar bakar mısınız? Koyacağım anneciğim, koyacağım. Simit yemişsin, yer mi yemiş simidi, sen mi yemişsin belli değil vallahi. Allah'ım. Ya arkadaşlar sinir oldum şu an ya. Sabah bir sular kesildi. Yine kesilmiş. Vallahi ayar oldum şu an. Hiç ya elektrik kesilsin de su kesilmesin. Yani nefret ettiğim şeylerden bir tanesi su kesintisi. Terklerimi giyeceğim ama üşüyorum ben ya. Bir de var ya ne zaman dışarı çık... Aa bunu açık unutmuşum şarjı. Ne zaman dışarıya çıksam kendimi çok şey hissediyorum. Aşırı derecede gözlerim falan yanıyor. Çok hasta gibi hissediyorum. Bir rüzgar vardı dışarıda. Anlatamam. Üzerimi daha değiştirmedim. Böyle geziniyorum. O ayaz var ya böyle yüzümüze vurdu. Bugün Çınar'a beslenme koymadık. Para verdik. Kantinden bir şeyler aldı yedi. Haftada bir defa ya da iki defa böyle yapıyoruz. Çınar'a da değişiklik oluyor. Pantolonu lekelenmiş, diz kapakları düşmüş, siyah olmuş da. Gerçi yedek pantolon da vardı artık yani bir gün kaldı, bir gün giyecek. Şey yapayım dedim. Sildim şöyle bir barandanın çok amaçlı temizleyicisinden sıktım, sildim yarına kadar kurusun diye. Çok azıcık lekeleri vardı çünkü. Ya böyle şey yapmak istiyorum ya. Battaniyenin altına yatıp uyumak için yanıyor ya. Niye yanıyor ki ya? Böyle bir titreme geliyor, üşüme geliyor. Bir güneş var arkadaşlar dışarıda ama öyle bir yalancı güneş ki anlatamam size. Oturduğumuz kafede böyle sigara içilebilen bir kafe. Nasıl desem böyle brandalarla kapatılmış. Ama yani soğuktu. Zaten kabanlarımızı hiç çıkaramadık. Bir de okula yakın olduğu için orayı tercih ediyoruz. Biz güzel alıştık da oraya yani. İki defa gittik alıştık derken toplamda zaten. Öğretmenimizin hediyesi çok güzeldi. Gerçekten çok güzel bir hediye tercih ettik. Seçtik.
Hemen hemen herkes de onayladı zaten. Gelemeyenler de vardı toplanmaya. Daha doğrusu salı günü toplanacaktı. Ben salı günü gidemedim. Zaten birçok kişi de gidememiş. O yüzden bugün tekrardan toplanıldı. Bugün yine birçok kişi gelmişti. Tabii bütün sınıfın hepsi olmasa da çalışan bayanlar var, çalışan anneler var. Gelemeyenler, müsait olamayanlar var. Onlara da artık gruptan falan yazdık. Birçoğu da kabul etti. Öyle şöyle söyleyeyim size. Hediyemizden bahsedeyim. Ya da kız aldıktan sonra bahsederim. Hatta resim koyarım. Görmüş olursunuz en azından. Ama gerçekten seçtiğimiz hediyeler çok güzel. Çok anlamlı. Kullanabileceği, işine yarayacak hediye yani öğretmenimizin. Bir de öğretmenimizin tam tarzına uygun yani. Güzel. Ay hiç mutfağa gidesim yok. Yemek yapasım yok. Üzerimi değiştiresim yok. Dışarıdan gelince böyle oluyor. Gerçekten. Böyle sıcacık üzerime bir şeyler giyeyim. Bir çorba yapayım. Bakalım. Yanına ne yapsam acaba onu düşünüyorum. Hala düşünüyorum ben. Farkında mısınız? Ya dur ya. Dur bir daha çek, bir daha çek. Donuyorum. Ben üşüyorum ya. Ne yaşıyorum bilmiyorum. Şuraya bir toparlamam lazım. Çınarın simit kırıkları var. Görüyorsunuz. Hemen bir süpürge alıp geliyorum ve burayı bir süpürge tutacağım. Recem ben gitsem diyorum. Diyor diyorum. Diyor diyorum. Yerlere süpürü verdim. Çorba yapacağım. Şimdi yayla çorbası yapacağım. Niye bana mesaj bekliyorsun? Deliceğim, deliceğim ben seni deliyorum. Şöyle bulgurumu getirdim, bir de pilavımı getirdim. Pilav diyorum ya. Pirincimi getirdim. Bir yayla çorbası, bir de bulgur pilavı yapayım yanına arkadaşlar. Çorap giydim ayağıma. Üşüyorum ya ben. Dışarıdan üşüdüm herhalde. Gerçi arabayı da gittim ama. Arabayı biraz uzak yere park ettim. Herhalde üşüdüm. Sular geldi bu arada. Etim nasıl biraz daha kısım. Sular geldi sanırım. Çok şükür. Bir gitti geldi, bir daha gitti geldi. Şeyden dolayıymış. Doğalgaz çalışmaları yapıyorlar ya, boru patlamış. Borudan dolayıymış. Anlayacağınız. Hemen bir terbiyesini hazırlayayım da şurada ılıya koysun. Şu Özbür'ün yoğurdunu kullanacağım. Bitsin istiyorum o. Salata da var dünden kalma. Dün salatayı tuzlamamıştım ben. Yakuplar da tuzlamamışlar. Ayrı yemek yedik biz dün. Tuzlamamışlar. Salatanın da tuzu var zannetmişler. Salatanın tadı tuzu yok diye yememişler. Bir koca bir kase salata
kalmış. Şöyle yoğurdun suyunu da döküyorum ben yayla çorbasına. Şöyle bol yoğurtlu seviyorum. Ben böyle yapıyorum. Böyle seviyorum. Böyle daha güzel oluyor. Hemen un getirdim. Hızlı bir şekilde yapacağım. Hemen yemeğimi koyayım çünkü ocağa. Pişsin. Saat şu an bayağı boyalandı. 5 çeyrek geçiyor saat. 1 şöyle 1,5-2'ye yakında un koydum. Fazla bile oldu. Limon. Bir tane yumurtanın sarısını alacağım. Dağıtmadan alabilirsem eğer. Kız yumurtanın beyazıyla sarısı birbirine yapışmış resmen. Allah canım anlatsın seni ya. Bu patladı. Su şey yapıyor ya. Yarım da limon sıkıyorum. Ben böyle yapıyorum terbiyesini, çok güzel oluyor. Tamam. Hızlı yemek yapmayı çok severim, acil yemek yapmayı. Çünkü öyle yaptığımız yemekler inanın daha lezzetli olur. Hemen şuna bir çırpayım. Terbiyem hazır olsun. Şunu da hemen ocağa koyacağım. Nerede? Şu büyük tencere mi yapsam? Şunu da yapayım. Çelikte yapayım hadi. Hemen şu pirinç bir kaynasın. Pişsin. Terbiyemi bilerek önceden hazırlıyorum ki şey ılısın diye arkadaşlar. Kesilmesin diye. Gerçi yine sıcak suyunu ilave ediyorum ben. Kıvamı falan topaklanmasın güzelce. Dün bütün mutfağı çamaşır suyuyla sildim. Ocak başlıklarına kadar falan hepsini biliyorsunuz temizledim. Hala böyle çöp möp hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Dün akşam hepsini yok ettim. Ama hala burnuma bir balık kokusu geliyor. Ne çok ağır değil ama hafiften böyle bir balık kokusu geliyor. Çok sinir bozucu şu an. Terbiyem hazır. Şimdi hızlı bir şekilde hemen bulgur pilavı. Sen de hadi bekle. Şu kaynasın da be. Ondan sonra sıcak su koyacaktım. Çorbaya içine. Atıyor. Böyle bir şeye tanzikle atıyor ama temiz atıyor. Biraz önce bir çamur suyunu akıttım çünkü ben. Sular kesilip geldiği zaman böyle bir hafif çamurlu gibi geliyor. Genel olarak Edremit'te kesilmiş herhalde. Arkadaşlarla da yazıştık da onlarınkiler de yok. Yani onların suları da yok. Sıcak suyumu da hazır bulundurayım. Bulgur pilavını zaten sade salçalı yapacağım. Böyle tereyağlı salçalı yapacağım. Çınar öyle seviyor. İçine başka bir şey katmam. Salatam var. Yerli çorabam olacak. Doyurucu bir çorabam. Bir de bulgur pilavım olacak. Yeter. Elhamdülillah. Çok şükür arkadaşlar. Bugün de böyle olsun. Ne yapalım? Dışarıda gezdim. Saatim tam 6 ve burada enfes bulgur pilavım pişirdi. Burada da yerli çorabamın üzerine güzelce nane kızdırdım. Döktüm arkadaşlarım. Çorabam da hazır. Yemeklerim hazır anlayacağınız. Şimdi artık sofrayı kuracağım. Yakup ekmek almaya gitti.
şuları falan toparlarım biraz sonra. Soframızı kuralım, yemeğimizi yiyelim. Bugün güzel bir gün geçirdim. Dışarıyı da geçirdim, güzeldi. Dışarı çıkmak iyi geldi bana da arkadaşlar. Aslında hiç dışarı çıkasım yoktu. Hiç dışarı çıkasım gelmiyor benim son zamanlarda. Niye bilmiyorum. İyice evcil oldum. Gerçi ben zaten normalde de evcil bir insanım. Yalan söyleyeyim. Yani hani evde takılmayı seven bir insanım. Ama işte mecburiyetten görüştük arkadaşlarla. Çünkü görüşüp buluşmamız gerekiyordu. Ayarlamamız gerekiyordu. Bir şeyleri falan karar vermemiz gerekiyordu. İyi oldu. Benim için de bir hava almış oldum. İyi geldi bana. Bakalım. Hatta şey düşünüyorum. Özlem'e gitmeye düşünüyorum. Ne zamandır gideceğim. Bir türlü gidemedim. Yarın cuma da belki cumartesi günü gider miyim bilmiyorum da. Cumartesi gidemesem bile belki pazartesi. Yani bir gün gideceğim. Ayarlayacağım bakalım. Özlem'in de müsait olduğu zaman bir ona gideceğim. Dükkana gideceğim işte. Onu göreyim. Kızlara da söyleyeyim. Belki gelmek isterlerse onlar da gelirler. Biraz böyle kendimi dışarı atmam lazım arkadaşlar. İyi geldi çünkü gerçekten bugün bana. Yoksa yorumları gördükçe kafayı yiyeceğim. O kadar çok sevenim var. O kadar çok güzel yorumlar geliyor ki arkadaşlarım bana. Hakikaten beni çok mutlu ediyor. Çok çok mutlu ediyor. Ama aralarından bir tane çürük elma çıkıyor ya. Ben de karakter gereği, demek ki karakterim gereği hassas bir insanım. Evet üzülmüyorum ama takılıyorum. Cevap vermeden geçemiyorum yani. Kızıyorsunuz belki bana ve cevap vermeden geçemiyorum. İnanın benim yerime kendinizi koyun. Eğer koyarsanız, gerçi yaşamanız gerekiyor da bunu. İnanın belki siz çıldırırsınız yani. Ben kendimi beğenmiş bir insanmışım. Evet kendimi beğeniyorum. Çok şükür. Allah'ım özene bezene yaratmış. Hepimizi, cümlemizi özene bezene yaratmış. Değerini bilelim. Bakın 5 parmağımızın 5'i de yerinde mi? Ellerimiz, kollarımız, kaşımız, gözümüz, sağlıklıyız, ayaktayız. Öyle bile olmasak yine de şükretmek gerekiyor. Her halinize bin şükür olsun. Kendini beğenmiş diyenlere de kapak olsun. Tabii ki de kendimi beğeniyorum. Tabii ki de kendimle mutluyum. Tabii ki de özgüvenim yüksek. Allah herkese böyle kendini beğenmeyi, özgüvenin yüksek olmasını nasip etsin yani. Ne diyeyim? Güzel bir şey çünkü. Güzel bir duygu. Ne bileyim ben genç de olsam, yaşlı da olsam, kilolu da olsam, zayıf da olsam, ne olursa olsun. Yani kendimle barışık olmayı her zaman başarmışımdır, öyle söyleyeyim size. Her zaman başarmışımdır. O yüzden de yüzüm gülebiliyor ya. Çok şükür, gerçekten çok şükür. Hiç kimse bu hayatta dört dörtlük değil arkadaşlar. Herkesin kendine göre sorunları var. Herkesin kendine göre sıkıntıları var. Benim sıkıntım yok, sorunum yok diyen bence yalan atıyordur yani. İllaki vardır. Ama önemli olan her şeye rağmen gülebilmek. Her şeye rağmen ufacık da olsa mutlu olabilmek. Ben bunu başarabildiğime inanıyorum. Gerçekten. O yüzden her zaman hamdolsun, şükürler olsun diyorum. Bunu yazan, bu yorumu yapan arkadaşa da gerçekten bunu tavsiye ediyorum. Sen bana kötü bir hitamda bulunmuşsun. Yani kötü bir şekilde yazmışsın. Yok işte kendini beğenmesi falan. Ama ben sana güzel bir şekilde anlatıyorum. İnşallah bir gün sen de böyle kendini beğenirsin. Kendinle mutlu olursun ki mutlu insanlarla uğraşmaktan vazgeçersin diyorum. Bir de bir konuya değinmek istiyorum ben arkadaşlar. İşte siz karı koca olarak işte nasıl desem, yani ne bekleniyor, beklenti nedir onu da anlamış diyelim de. Yani videolarda böyle hani vıç vıç olması, ya bu tarz şeyler mi insanların hoşuna gidiyor? Hani insanların kameralara oynaması, bu mu hoşuna gidiyor insanların? Doğallık, doğal bir Türk ailesi, doğal bir yaşam, bu hoşuna gitmiyor mu artık? İnsanlar artık hep böyle rol yapan, mutluluk rolü yapan, efendime söyleyeyim böyle vıç vıç hareketler yapan insanlardan mı hoşlanıyor ya? Gerçekten çok yazık, biliyor musunuz? Nasıl bir dönemdeyiz?
Dertleşiyorum bu arada yani sizle. Bana kızmayın hani niye yorumlara değiniyorsun diye. Yorumlara değinmek değil. Bazen yorumlar geldiğinde böyle aklıma eskiler yeniler geliyor ve sizlerle böyle dertleşmek istiyorum. Hoşuma da gidiyor. Bilmiyorum, bazen insan aslını unutmaması gerekiyor ya. Gerçekten aslını unutmaması gerekiyor ve ayıpın ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir sınırın olması gerekiyor bence her şeyde. 30 yaşındayım, 91 doğumluyum. Çok güzel yetiştirildim. Gerçekten iyi bir ailede yetiştim. Her zaman şükrediyorum. İyi ki annem annem olmuş. İyi ki babam babam olmuş. İyi ki ben ben olmuşum. Gerçekten şükrediyorum. Aileme bin şükür olsun beni bu şekilde yetiştirdikleri için. Sağ olsunlar. Her zaman neyin ne olduğunu farkında olan bir insanım. Bazen yaşımdan büyük olgunlukları gösterdiğim de oluyor. Bunu kimsenin görmesine gerek yok veya kimsenin bilmesine gerek yok. Bunu ben kendim biliyorum. Bu yeter bana. Bu benim içimi rahatlatıyor zaten. Biz böyleyiz. Benim ailem bu şekilde. Bizim aile düzenimiz bu şekilde. İster beğenin, ister beğenmeyin, bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Ben hiç kimse için aile düzenimi, karakterimi değiştiremem. Değiştiremem. Çünkü ben uzun zamandır YouTube'dayım. Hiçbir zaman değişmedim. Ve bunu bana yıllardır beni takip eden arkadaşlarım hala yorumlarda yazıyor. Hala Instagram'dan özel mesajlar atıyorlar. Canlı yayın yaptığımda yazıyorlar. Seni en çok Çağla, değişmediğin için hala seviyoruz yazıyorlar. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Ama insanlar beni sevsin diye değil arkadaşlar. Ben karakterim bu şekilde olduğu için, değişemediğim ve değişemeyeceğim için değişmedim. Ben bu şekildeyim. Dediğim gibi yeri geldiğinde bir deliyim. Bakın onu da söylüyorum. Yeri geldiğinde ben bir deliyim. Yani bana kalkıp da ay bu ne ya, işte hiç olgun değil, deli gibi bir kadın, işte hoppala bir kadın veya işte ay bu ne ya falan diyebilirsiniz. Yeri geldiğinde çok sinirliyimdir. Ay ne kadar suratsız, sinirli diyebilirsiniz. Yeri geldiğinde çok vicdan, yani vicdan demeyeyim de çok duygusalımdır. Böyle hop her şeye oturur ağlarım. Ama hop da kalkar gülerim. 5 dakikada oynarım, 5 dakikada ağlarım. Ben ikizler burcuyum. İkizler burcunun özelliği çift karakterli olmasıdır. Çift karakterli dediğiniz zaman bu yanlış anlama çekiliyor. Halbuki şöyledir bunun anlamı. Yani çift karakterli ne demek? Ya şu an gülüyorsam 2 dakika sonra sinirlenebilirim. 5 dakika sonra ağlayabilirim. Duygu değişimlerini çok hızlı bir şekilde yaşıyorum ben. Gerçekten kahrolsun ki burcumun tüm özelliklerini taşıyorum. Karakter olarak da yapım bu şekilde. İzleyenlerden Allah razı olsun. Destek verenlerden Allah razı olsun. Bu zamana kadar benim yanımda olanlardan Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler oldunuz ki ben de buradayım hala. Sizler olmasaydınız ben de yıllarca burada olmazdım, değil mi? Yani beni izleyen insanlar olmasaydı ben de YouTube'a devam etmezdim sonuçta yani. İstesem de edemezdim. Ama lütfen beni ben olduğum için sevin. Beni ben olduğum için kabul edin. Ne bileyim, benim hayatımı, yaşamımı, şartlarımı, ailemi ben olduğum için, böyle olduğum için sevecekseniz sevin, izleyecekseniz izleyin. Beni lütfen kimse değiştirmeye çalışmasın. Ben çocukçuluk değilim arkadaşlar. Yeri geldiğinde çocuk gibi hareketler sergiliyor olabilirim ama şu aklım var ya, o kadar başında ki, o kadar akıllı bir insanım ki gerçekten kendimi övüyorum. Şimdi diyecekler ki ay ne kadar kendini övdün. Evet, kendimi övüyorum çünkü kendimle mutluyum ben. Gerçekten kendimden memnunum ben. Her şey, herkes boş. Kendimden mutluyum, kendimden memnunum arkadaşlar. Attığım adımlarımdan memnunum. O yüzden her zaman kendinize güvenen, sağlam adımlar atan insanlar olun. Bayanlar olun, bireyler olun. Ve olamıyorsanız da olmaya çalışın. Olanları da lütfen kıskanmayın. Ezmeye çalışmayın. Ne bileyim, yıkmaya, bastırmaya çalışmayın. Motivesini düşürmeye çalışmayın. Çünkü herkesin üzerine oturmuş bir karakter vardır. Bu da benim. Şunu da söylüyorum size. Şunu aklınıza gerçekten sokun. Bu arada ben böyle hani bireysel olarak konuşuyorum. Lütfen kimse üzerine alınmasın yani.
Hani ben burada dertleşiyorum sizinle ve hani anladınız siz beni vallarım. Ben koltuk değil yalı da alsam, ne alırsam alayım, nasıl bir hayat sürersem süreyim, yaşamım ne kadar değişirse değilsin, ne olursa olsun. Ben nereden nereye geldim bu arada, beni bilenler de biliyor yani. Ben değişmeyeceğim arkadaşlarım. Beni el birliğiyle bu kötü insanlar değiştiremeyecek. Değişmeyeceğim çünkü ben buyum, buyum yani. Benim içimde her zaman bir çocuk var. Allah o çocuğu öldürmesin, içimdeki çocuğu, içimdeki neşeyi öldürmesin. İçimdeki duygusallığı, içimdeki vicdanı öldürmesin. Ben kendimden razıyım. Siz neden razı olmuyorsunuz ki? Razı değilseniz izlemeyin. Nedir bir kadının bir kadına bu kadar kini, bu kadar hırsı? Bilmiyorum ya. Ben ulaşamadığım şeylere ulaşmaya çalışırım, biliyor musunuz? Birisine özeniyorsam, onun gibi olmak istiyorsam, onun gibi olmak için bir şeyler yaparım, çabalarım. Hatta fikrini alırım. Tam tersi, onu bastırmaya çalışmam. Onu indirmeye, düşürmeye çalışmam. Keşke herkes benim gibi olabilse diyorum. Gerçekten herkes benim gibi olabilse. Sizlerin inşallah aklı başında bir gün gelir. Öyle söylüyorum size. Bir de hiç kimse ama hiç kimse bana boş insan diyemez. Gerçekten boş bir insan değilim. Eğer ben boş bir insansam, sen de boş bir insansın. Ey bu yorumu yapan insan. Sen de boş insansın. Ben demek ki sen beni boş bir insan olarak görüyorsan burada video çektiğimi, sen de beni izliyorsan o zaman sen de boş bir insansın. Ne kadar saçma bir yorum değil mi? Ben burada içerik üreticiyim. İçerik üretiyorum. Bir şeyler çekiyorum, atıyorum. Belli bir ücret karşılığında işin iş deyip yapıyorum bunu. Belli bir para kazanıyorum. Bunu bile sizden saklamıyorum. Tabii ki de yapıyorum yani bunu. Sizler de beni sevdiğiniz için, destek verdiğiniz için izliyorsunuz. İzlemeye de bilirsiniz. Mecbur da değilsiniz. Neden arkadaşlar ya, neden böyle bir şeyleri başarabilen, bir şeyleri çabalayan, başarmak için çabalayan insanları bastırmaya çalışan bir grup var? Neden yani? Gerçekten anlamış değilim. Başarmak istiyorsan sen de bir yerden başla mesela. Benim de başladığım bir yer vardı. Ben başladım, bak bugünlere kadar geldim. Ha, belki çok yüksek yerlerde değilim ama her zaman şükrediyorum. Bugün neysem yarın ne olduğu da belli olmaz. Yarın ne olacağı belli olmaz. Belki birden yok olacağım. Kapatacağım, gideceğim kanalımı. Belki de çok büyük zirvelere çıkacağım. Ama ne olursa olsun, ne yaşarsam yaşayayım, ben Çağla olmaktan vazgeçmeyeceğim. En önemlisi de bu. Beni sevenler çünkü beni ben olduğum için seviyorlar. Gönülden seviyorlar. Ben 3-5 tane insanın lafına bakarak onların istediği gibi bir insan olmayacağım. Ben kendim olacağım. Beni kendim olduğum için seven insanlarla bu yola devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Aslında anlatmam gereken o kadar çok şey var ki, bazen o kadar doluyorum ki sizleri sıkmaktan çok korkuyorum. Gerçi beni seven insanlar benim muhabbetimi bile seviyorlar. Yeter ki Çağla video çek, muhabbet et, at, o bile yeter bize diyorlar. Ben onlara konuşuyorum. Hiç kimseye de konuşmuyorum başka. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.